1843 yılının Anadolu'suna gidiyoruz. Antik zamanların Likya'sının küçük bir parçası olan bugünkü Fethiye'ye gidiyoruz. Düşünün, bir İngiliz kraliyet ressamı önünde uzanan bu eşsiz güzellikteki manzara karşısında büyülenmiş. Önünde alabildiğine sonsuz bir yeşil ve sol yanında yine aynı sonsuz bir mavi var. Tabii yıl 1843. O yıllar ilk Türk pilotlarından biri olan Yüzbaşı Fethi Bey, Şam yakınlarında tek motorlu bir uçakla henüz düşmemiş ve Türk tarihinin ilk havacılık kazası henüz gerçekleşmemişti. Bu sebeple Yüzbaşı Fethi Bey'in hatırasına ismi değişip Fethiye olan o küçük köyün ismi o yıllar Makri'ydi. İşte bu sebeple önündeki kağıda bugünkü Fethiye'nin resmini çizen İngiliz ressam Scharf, gravürün alt kısmına Makri başlığını atmıştı. George Scharf, Fethiye'ye yani o yılların Makri'sine bulduğu tarihi kalıntıları İngiltere'ye kaçırmak için ikinci defa gelen bir arkeoloğa eşlik ediyordu. Amacı Antalya ve Fethiye arasında Likya'da toprak altından çıkartılan ve toplamda 74 büyük tahta sandıkla İngiltere'ye kaçırılan tarihi kalıntıların resimlerini çizmekti. Anadolu'dan kaçırılan bu 74 sandık dolusu tarihi kalıntı İngiltere'ye götürüldükten sonra Scharf'ın da çizimleriyle birlikte büyük bir heyecan yarattı. Bunun üzerine önce arkeolog Fellows ve birkaç yıl sonra da ressam Scharf, kraliçe tarafından şövalye ilan edildi ve Sir unvanını aldılar. O gün yüksek bir tepeden önünde uzanıp giden Fethiye manzarasını çizen bu ressam aslında birkaç yıl sonra Sir unvanıyla şövalye olacak birisiydi. O yıllar ister bir arkeolog olun, ister bir ressam veya bir hırsız, Victoria İngiltere'si İngiliz emperyalizmi adına yapılan her hizmeti böyle mükafatlandırıyordu. Arkeolog Fellows, ressam Scharf'ı Anadolu'ya gelmesi için nasıl ikna etti bilmiyorum ama Scharf'ın Anadolu'da kaldığı 1,5 yıla yakın sürede Anadolu'yu çok sevdiği ve hatta bariz bir şekilde benimsediğini düşünüyorum. Bunu Scharf'ın çizimlerinden anlayabilirsiniz. Yoksa o yıllarda Batı Anadolu'nun hemen her yanında çadırlarında yaşayan konar köçer yörüklerin yün eğirmek için kullandıkları aletleri bu kadar detaylı ve doğru bir şekilde çizebileceğini düşünmüyorum. Hatta çadırlarını bile. Bence bunu ancak neredeyse o insanların yaşamlarına çok çok yaklaşan bir ressam yapabilir. Aynı şekilde Scharf, 1843 yılında çizdiği Fethiye resminin birinci planına yine muhtemelen bir yörük ailesini misafir etmiş. Çiziminin ikinci planında içinde antik Telmessos tiyatrosunun da yer aldığı Fethiye, eski ismiyle Makri var. Üçüncü katmanda en arka planda ise Mendos Dağı ve en arkada beyaza boyanmış şekilde Torosların Batı Anadolu'daki ilk yükseltisi olan Akdağlar var. Eğer bugün Scharf'ın önünde uzanan o yemyeşil Fethiye'yi çizdiği yere yakın bir noktadan Fethiye'ye tekrar bakacak olursak hemen hemen şu görüntüye ulaşıyoruz. Alt kısımda Scharf'ın çizdiği zamanlar oldukça açıkta olan Telmessos tiyatrosunu görebilirsiniz. Tabi zamanında çok uzaklardan bile fark edilebilen tiyatro günümüzde evlerin ve otellerin içinde neredeyse kaybolmuş durumda. Ama güzel bir gelişme ki bugün yeniden restore ediliyor. Bu çizimde gerçekten başta önemsiz gibi görünse de
aslında şarfın nedenli kartal gözlü bir ressam olduğunu gösteren detaylar var. Örneğin neredeyse görünmeyen şu detaya bakın. Çok uzaklarda kayalara oyulmuş Likya kaya mezarları var. Amintas'ın mezarı. Şarf resmini çizdiği o tepeden bu detayı kaçırmamış. Ve belli ki neredeyse 3 mevsim bembeyaz olan Akdağlar tüm heybetiyle o günde böyle bembeyazmış. Tabii o gün belli ki Fethiye'yi arkasında bırakmış, yavaş yavaş ilerleyen bir deve kervanı da şarfın gözünden kaçmamış. Zaten dikkatinizi çektiyse beraberce baktığımız neredeyse her gravürde bir deve kervanı var. Develer batılı ressamlara hem çok ilginç geldiğinden hem de o dönem Anadolu'nun vazgeçilmez hayvanları olduğundan eski Anadolu gravürlerinin de vazgeçilmez figürleri. Aslında develer neredeyse antik zamanlardan beri Anadolu'da taşımacılık ve ticarette kullanılan hayvanlardı. Gravürde dikkat çeken başka bir ayrıntı da bugün halen ayakta olan Fethiye Çarşısı'nın içinde kalmış Merkez Eski Camisi. Gerçekten neresinden baksak her şeyiyle tam bir zaman makinesi, güzel bir gravür bu. Tabii yine gravürün en güzel ve detaylı bölümü ön plandaki yörükler. Sıcacık, doğayla iç içe yaşayan bir yörük ailesi. Bir kayanın üzerinde oturan yörük kadınıyla birlikte gravürün içinde yanında oğlu ve belki de diğer aile fertleriyle birlikte aslında güzel bir Anadolu insanı manzarası da var. Bütüne baktığımızda işte antik bir tiyatrodan tutun, deve kervanlarından göz alıcı bir doğaya kadar, hatta kaya mezarlarına, o dönemin insanlarına, yöresel kıyafetlerine kadar, yani eski Anadolu bundan daha güzel nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Bu anlamda gözlemciliği ve teknik ustalığıyla şarf, benim gerçekten çok sevdiğim, eski Anadolu'yu çizmiş, bize eski Anadolu'yu gösteren bir çizer, bir usta ve tabii ki bir gezgin aynı zamanda. Onunla ilgili ileride kesinlikle birkaç video daha hazırlamak istiyorum ki onun ve Likya bölgesinde yaptığı çizimlerle ilgili bahsedilmesi gereken çok fazla nokta var. Tüm bunların dışında bu eski gravürler Anadolu'nun geçirdiği değişimi de her yönüyle bizlere gösteriyor. Coğrafi olarak, kültürel olarak, mimari olarak nasıl değiştiğimizi görebiliyoruz. Bir yerde zamanda bir yolculuk yapmış oluyoruz. Günümüzden tam 177 yıl önceye 1843 yılına gittik. Eski Makri'ye, eski Fethiye'ye bir yolculuk yaptık. Bana katıldığınız için size teşekkür ederim. Benim amacım Anadolu'ya, Türkiye'ye ait bu eski gravürleri herkesin gözleri önüne çıkarmak. Anadolu'ya, Anadolu'nun tarihine farklı bir pencereden bakmak. Bu anlamda ismine uzak zamanlar dediğim bu kanala abone olursanız sevinirim. Tekrardan başka bir gravürde, başka bir seyahatnamede veya bir tarih kitabında görüşmek üzere herkese sevgiler.